Mıstık herkese merhabalar. Öncelikle nitelikli okul kazanmazsam yandım bittim gibi söylemler çok yanlış arkadaşlar. Yerel yerleştirme ile de gideceğiniz lisede çok da başarılı olabilirsiniz. Her şey öğrencide biter arkadaşlar. Yerel yerleştirme bu yıl kriterler değişmiş. Okul başarı puanı ilk kriterimiz adrese dayalı kayıt alanımız. Daha sonra okul başarı puanlarına göre liselere yerleşeceksiniz. Yerleştiğiniz okullarda da başarıyı yakalayabilirsiniz. Bu hatırlatmalardan sonra uygulamaları yerel ve merkezi yerleştirme örneği yapalım. Yerel yerleştirmede e-okuldan ilk önce e-okuldan seçimi yapacağız arkadaşlar. E-okula geliyoruz. E-okula geliyoruz. E-okul map .gov .tr yazdıktan sonra sayfayı aşağıya doğru indiriyoruz arkadaşlar. Burada Kırmızıyla zaten gösterilmiş. Yerel yerleştirme rehberi için tıklayınıza tıklıyoruz. Tıkladıktan sonra arkadaşlar karşımıza şöyle bir sayfa geliyor. Giriş kodunu, TC kimlik numarasını, okul numarasını, ilimizi, bulunduğumuz ilde hangi ilden yapmak istediğimiz ise ilçemizi yazdıktan sonra arkadaşlar kurum türünü, kayıt alanındaki okulları diyoruz ve listeleye bastığımızda arkadaşlar Bizim için kayıt alanımızdaki okullar yeşil renkte gösteriliyor arkadaşlar. Zaten yeşil renk kayıt alanımız. Burada kontenjanlar belli, pansiyon olup olmadığı belli ve tercih kodları var arkadaşlar. Tercih istediğimiz 3 tane okulu alıyoruz. Tercih kodlarını yazıyoruz. Nereye yazıyoruz arkadaşlar? Buradan Yerleştirme tercih ön çalışma formu var. Ek bir formu. Burada yerel yerleştirme ile öğrenci alanlar kısmı var. Burada tercih kodlarını ilk 3 tanesini Anadolu Lisesi e, yapacağımız için, aynı türden okul yapacağımız için ilk 3'ünü buradan seçiyoruz arkadaşlar. Yazıyoruz. Kayıt alanımızdaki 3 taneyi seçtikten sonra arkadaşlar istersek yine buradan komşu kayıt alanındaki okullar listelediğimizde bize komşu kayıt alanından da okullarımız açılacaktır. Mavi renktedir. Komşu kayıt alanında gelme ihtimali çok düşük olduğu için arkadaşlar ben size önermiyorum. İlk 3 tercihimizi şurada kayıt alanımızdaki okullardan tercihimizi yaptıktan sonra iki tane son iki taneyi arkadaşlar yine Hatay Antakya Mesleki Anadolu Mesleki Programı'nı buradan program türünü İmam Hatip veya Meslek Programı seçtikten sonra kayıt alanındaki okulları seçiyoruz. Çünkü komşu kayıt ve kayıt dışında da seçebiliriz. Ama biz kayıt alanımızdaki okulları öncelikliyoruz. Listeleye tıkladığımızda arkadaşlar bize kayıt alanımızdaki mesleki okullar açılıyor. Buradan arkadaşlar bakın Anadolu meslek, sağlık meslek ve diğer kız meslek gibi bütün programlar açılıyor. Buradan da iki tane şurada şuradaki kalan iki tercihimizi de diğer mesleki programlardan iki tanesini yazmak zorundayız arkadaşlar. Ben meslek lisesine gitmek istemiyorum diyorsanız son iki tercihi yapmak zorunda değilsiniz arkadaşlar. Üç tane Anadolu lisesi yazıp tercihlerimizi burada yere yerleştirme tercihlerimizi son verebiliyoruz arkadaşlar. Arkadaşlar daha sonra yerel yerleştirme ile kodları yazdırdıktan sonra yere yerleştirmemiz bitiyor. Eğer merkezi sınava girdiysek arkadaşlar yine eokulmap.gov.tr'ye yazıyoruz. sayfaya biraz aşağıya indiriyoruz. Burada 2019 yılı sınav puanı ile merkezi Orta öğretim kurumlar tercih heper için tıklayınız diyor. Tıkladıktan sonra arkadaşlar şöyle yeni bir sayfa açılıyor. Bu sayfada fen ve sosyal bilimler tercihleri, Anadolu liseli tercihleri, proje mesleki teknik liseler veya proje Anadolu İmumatip liselerini seçebiliyoruz. Biz örnek olarak bir il yapalım. Fen lisesiyle başlayalım. Fen ve sosyal bilimler tercih listesi Adana tümü dediğimizde Arkadaşlar bize Adana'daki Fen ve Sosyal Bilimler listesinin tümü açılıyor. Burada arkadaşlar Adana Fen Lisesi, Adana Fen Lisesi öğrencileri yani 1 2 3 4 4 lisenin toplam kontenjanı şuradan baktığımızda 480 arkadaşlar. Yine burada baktığımızda arkadaşlar MEB'in yayınladığı il yüzdelik dilimleri illere dağılma göre il yüzdelik dilimlerine baktığımızda arkadaşlar Anadolu e, 0, 0 ile 1.99 arasında şu ikisini topladığımızda arkadaşlar 513 öğrenci yapıyor. Anadolu Lisesi 480 kontenjanı Fen Lisesi varken 0 1, 0 ile 1,99 arasında yani şu ilk iki dilimdekiler toplamı 400 513 yapıyor. Bir kısım öğrenciler özel liselere gideceği için yaklaşık 1,99 dilime girenler Adana'da fen lisesine girebilir arkadaşlar. Peki arkadaşlar Anadolu Lisesi nitelikli liselere de bakalım. Hemen arkadaşlar yine açtık. Burada Özel program ve proje uygulayan Anadolu Lisesi'ni tıkladıktan sonra ili seçtiğimizde tümü dediğimizde arkadaşlar siz isterseniz ilçeden de yapacaksanız ilçeyi de seçebilirsiniz. Listele dediğimizde arkadaşlar Adana'daki Anadolu Liseleri var. Anadolu, Adana'daki Anadolu Liselerin toplam kontenjanı arkadaşlar 1680 kişi alıyor Anadolu Lisesi 480 fen lisesi aldığına göre 2160 kişi kontenjan var arkadaşlar. Peki hangi yüzdelik dilime giren bu sayılara girebilir? Hemen açtığımızda arkadaşlar Adana'da 0,8,99'a kadar 2458 kişi 0 ile 8,99 yüzdelik dilime girmiş. Arkadaşlar bunlar muhtemelen e, ee, 2160 kontenjandan 2458 öğrenci muhtemelen girebilir. Çünkü bir kısım öğrenci de özel okula gideceği için Adana'da 0 ile 8,99 yüzdelik dilimine giren öğrenciler arkadaşlar nitelikli Anadolu Lisesi'ne girebilir. Arkadaşlar bir örnek daha yapalım. Hemen arkadaşlar bir örne ikinci örneğimiz Hatay ile olsun. Fen lisesine tıkladığımızda arkadaşlar Hatay'da fen lisesi olarak 1 2 3 4 tane okulumuz var. Toplam arkadaşlar 600 kontenjanımız var. Bakalım kaç kişi hangi yüzdelik dilimine girenler girebilecek? Hemen Hatay'ı buluyoruz arkadaşlar. Hatay'a geldiğimizde arkadaşlar yüzdelik dilimde baktığımızda arkadaşlar 2,99'a kadar girenler yani 1 2 3 0 ile 2,99 arasında arkadaşlar 650 öğrenci girmiş. Demek ki kontenjan 600 650 50 tane öğrenci muhtemelen özel okula gidecektir. Yani Hatay'da 0 ile 2,99 arasına giren öğrenciler fen lisesine girebilecektir. Peki Anadolu liselerine bakalım arkadaşlar. Bakıyoruz hemen seçiyoruz Hatay Anadolu lisesini tıkladığımızda listele dediğimizde arkadaşlar Hatay'daki Anadolu Liselerine baktığımızda toplam kontenjanımız arkadaşlar 930 600 defen lisesi vardı 1530 öğrenci nitelik liseye gidecek peki hangi yüzdelik dilimindeki öğrenciler Anadolu Lisesi'ne gidebilecek Hatay'da hemen bakıyoruz arkadaşlar Hatay'da 7,99 yüzdelik dilimine yani 0 ile 7,99 arasındaki öğrenciler toplam 1794 öğrenci yapıyor arkadaşlar. Bunlar nitelikli liselere gidebilir. Toplam kontenjan 1530 ama 1794 öğrenciye kadar girebilir. Çünkü aradaki öğrencilerden özel okula kayıt yaptıranlar olacaktır arkadaşlar. Bir örneğimiz daha var arkadaşlar. Bir örnek daha yapalım. En son çok kontenjanı olan İstanbul ilimiz için yapalım arkadaşlar. Yine fen lisesini tıklıyoruz. İstanbul seçiyoruz. Tümü diyoruz. Listele dediğimizde arkadaşlar İstanbul için toplam fen lisesi kontenjanımız arkadaşlar 7000 1710 tane kontenjanımız var fen lisesi. 1710 kontenjan. Peki İstanbul'da yüzdelik kaç yüzdelik dilimine girenler girebilir. Hemen baktığımızda arkadaşlar 0,0 ile 0,99 yüzdelik dilimine giren 2255 kişi varmış. Bunlar muhtemelen arkadaşlar birazı özel okula gideceğin için 0 ile 0,99 arasındaki öğrenciler arkadaşlar fen lisesine girebilecek. Arkadaşlar İstanbul'da Özel program ve proje uygulanan Anadolu Lisesi tercih listesine tıklıyoruz. Sonra İstanbul ilini seçiyoruz. Tümünü diyoruz. Veya siz istediğiniz ilçe varsa o ilçeyi seçersiniz. Oradan listele dediğinizde arkadaşlar hemen size İstanbul'daki nitelikli liselerin tüm tercih kodları ve kontenjanları geçen yıl 2018'de hangi yüzdelik dilimi aldığını Buradan görebilirsiniz pansiyon olup olmadığını, yabancı dilini ve kaç yıl olduğunu görebiliyorsunuz arkadaşlar. Daha sonra biz arkadaşlar İstanbul için toplam kaç tane Anadolu Lisesi kontenjanı olduğuna bakıyoruz. 11.920 tane Anadolu Lisesi kontenjanı var. Peki hangi yüzdelik dilime girenler bu Anadolu Lisesi'ne yerleşebilecek? Hemen MEB'in yayınlandığı yüzdelik dilim il dağılımına baktığımızda arkadaşlar baktığımızda 0 ile 7.99 arasına giren öğrenciler arkadaşlar kontenjanını hesap ettiğimizde 15.887 tane kontenjanı var 0 ile 7.99 arasında. Bunlar büyük ihtimalle arkadaşlar İstanbul'daki nitelikli liselere gireceklerdir. Arkadaşlar kanalıma abone olup like atmayı unutmayın. Sizlere yardımcı olabilmem için sizlerin desteğine ihtiyacım var. Ayrıca arkadaşlar aşağıdaki yorumlar kısmına sizden gelen bütün istekleri yapacağım. Siz kendinizin sahip olduğu yüzdelik diliminizi, hangi yüzdelik diliminde olduğunuzu, hangi il ilçede olduğunuzu ve hangi il ilçeden tercih yapmak istediğinizi yazarsan sizde yazarsanız sizlere yardımcı olacağım arkadaşlar. Ayrıca arkadaşlar Yaz, yazarken mesela yüzdelik diliminiz 5 ise 4'ten başlayıp 7-8'e kadar çıkmanızı öneriyorum.